İsmim Müslüm Özdal. Tunceli, Pertek, Konakkaya köyünde küçük baş hayvancılığı üreticiliğini yapmaktayım. Şu anda Türkiye'nin ekonomik koşullarından dolayı hayvancılık yapmakta bayağı zorlanıyoruz. Bunun girdi maddeleri ve çoban sorunu bayağı üretici zor durumda bırakmaktadır. Devletin vermiş olduğu sadece bir çoban. Bir aylık çoban parası, bu da neye yeterli, neye yeterli çoban, bu üreticileri ne kadar katkı sunabilir? Türkiye'nin ekonomisinin yükselebilmesi için, kalkınabilmesi için hayvancılıkta devletin elini de taşın altına koyarak çoban sorunu birazcık çözmesi gerekiyor. Bundan en azından 6'ya 7'ye çoban desteği sunması gerekiyor. Bir ayla yapılacak iş değil bu. Bunun ötesinde ürettiğimiz malların eti olsun, sütü olsun, burada peynirden başka bir şey yaptığımız yok. Zaten peynir üreticiliğini yapıyoruz da. Peynir üreticiliğinde bu zaman olmuş, daha piyasa belli değil. Alım şeyi belli değil, fiyatı belli değil. Et fiyatları ise Türkiye genelinde şu anda 500-600 lira küçükbaş hayvanın pazar, daha doğrusu kasapta veya markette satış fiyatı. Ama gel görelim ki bir üreticiden aldığı miktar 250-300 arası gidiyor. Aradaki bu uçurumun giderilmesi lazım. Yani burada yine mağdur olan üretici. Aracıda aracıların ve tefecilerin bu etteki yüksek mevladaki tutarın en fazla şeyini adam emek harcamadan onlar kazanmış oluyor. Yani üretici herhangi bir şey olmuyor. Üreticinin gidim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle devletin de bu konuda ya kombinalarla ya da direkt pazara sürme şekliyle üretici destek olması gerekiyor. Çoban, aynı kez de söylemiştim, burada çobanlarda yerli çoban bulmakta bayağı zorlanıyoruz. Yok, daha denecek kadar az. Devletin burada Afgan çoban veyahut da İran'dan gelen çobanlarla bir şekilde kolaylık sağlayarak üreticilere destek olması gerekiyor.